Azerbaycan'a gideceğiz. Şimdi Türk Dünyası Kültür Bakanlarının oy birliğiyle 2023 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmişti. Azerbaycan'ın Şuşa şehri çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. İşte bugün Azerbaycan Kültür Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Türksoy organizasyonunda bir etkinlik düzenleniyor. Çok sayıda davetlinin katılımıyla o noktaya gideceğiz biz de Şuşa'ya. Fatih Avanos kıymetli konuklarıyla yayınımıza katılacak. Türk dünyasının 2023'te başkenti Şuşa seçilmişti. Türksoy'un Bursa'da gerçekleşen toplantısının ardından ve bugün de Şuşa'da Türksoy'un ev sahipliğinde TRT Avaz'ın sponsorluğunda oldukça önemli büyük şenlikler düzenlendiğini ifade edelim. Ve gerçekten Türksoy Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri, Azerbaycan Kültür Bakanı, Türkiye'den TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türk dünyasının temsilcileri, Azerbaycan işgalden kurtardığı kültür ve medeniyet başkenti Şuşa'dalar ve burada Şuşa'nın Türk dünyasının 2023 kültür başkenti olması sebebiyle düzenlenen törenlere katılıyorlar. Açılış gerçekleşiyor. Her ülkenin, Türksoy'a üye ülkelerin yine yerel oyunları, milli dansları bu noktada davetlilere gösteriliyor ve büyük bir coşku içinde Şuşa, sise rağmen, çiseleyen yağmura rağmen çok büyük bir coşkuyla etkinliklere ev sahibi yapıyor. 11-13 Mayıs'ta düzenleniyor etkinlikler. Yarın son bulacak ve program kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yine o noktada Altay'dan, Hakas'tan, Saha Yakut, Tataristan ve Tiva'nın yanı sıra Macaristan'dan da yine davetlileri ağırlıyor. Yüzlerce davetli Türk dünyasından bu büyük coşkuya şahitlik ediyor. Ve şimdi de Türkiye'den milli danslarını oynamak üzere ekipler sahne alıyor. Şuşa Valiliğinin önünden gerçekleşen tarihi bir etkinlik. 2,5 yıl önce işgalden kurtarılmıştı Şuşa ve zaferin simgesi olmuştu. Bugün de Türk dünyası ilk kez Azerbaycan'ın kültür ve medeniyet başkentinde bir araya geliyor. Türksoy'un ev sahipliğinde, TRT Avaz'ın sponsorluğunda muhteşem bir etkinlikle burada Türk dünyası başkenti Şuşa'yı kutluyor. 2023 yılı Azerbaycan'da Haydar Aliyev yılıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılıydı ve aynı zamanda Bursa'da gerçekleşen toplantıda Şuşa'da bu noktada Türksoy Kültür Başkenti seçilmişti. 2022'de Türkiye'nin Bursa şehri bu ünvana sahipti. 2023'te de İşte gördüğünüz gibi artık Şuşa, Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk'ün bayrağı her yerde dalgalanıyor, sesimiz yankılanıyor açıklamasında bulunmuştu ziyaret öncesi ve Şuşa bizler için bir sanat mabedi, dünyaya ilham veren Azerbaycan müziğinin beşiği, birliğimizin temsili, gücümüzün kaynağı, ruhumuzun coşkusu, bu yüzden de çok heyecanlıyız açıklamalarında bulunmuştu ve şimdi de Türkiye'den ekipler danslarını gerçekleştirdiler. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri bu noktada, Türksoy Genel Sekreteri, Azerbaycan Medeniyet ve Kültür Nazırı Adil Kerimli bu noktada ve gördüğünüz gibi oldukça sıcak görüntüler. Milletvekili Sayın Ganire Paşayeva ve diğer heyetleri, konuklarını alıyor yanına. Muhteşem bir coşku. TİKA Başkanı Sayın Serkan Kayalar da bu noktada. Yine Türk Miras ve Kültür Başkent Vakfı Başkanı. Bütün Türk dünyasından temsilciler hep birlikte halay çekiyorlar. 3 yıl önce bugün Ermenistan Başbakanı bu noktada halay çekiyordu. İşte 3 yıl sonra Türkler halay nasıl çekilir? Şuşa'nın kalbinde, valiliğin önünde
Türk dünyası zaferini kutluyor aslında. Adı konulmasa da zaferini kutladığını ifade edelim. Tarihi anlar yaşıyoruz. Ve burada tarihi anları sizler için ekranlarınıza getiriyoruz TRT Avaz canlı yayınında. İnanılmaz görüntüler. Türk dünyasının temsilcileri hep birlikte büyük coşkuyu, Şuşa'yı ve Karabağ zaferi kutluyor. Türk soyun 2023 başkenti Şuşa ilan edilmesini kutluyor. Evet, Fatih Avanos Şuşa'dan o tarihi görüntülerle bize canlı canlı anlattı sevgili seyirciler. Şuşa tabii Karabağ zaferinin simge kenti olmuştu. 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Bu yıl çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. İşte onlardan biri Türk Soy'un organizasyonu TRT Avaz'ın sponsorluğunda. İşte Türk Dünyası'ndan isimler, yetkililer bir araya geldiler. İşte 3 yıl önce Ermenistan Başbakanı'nın halay çektiği Şuşa'da valiliğin önünde bugün Türk Dünyası liderleri, öncüleri işte o halayı nasıl çekilir gösterdiler Fatih Avanos'un deyimiyle sevgili seyirciler.